Değerli izleyiciler, Elazığ Belediyesi'nden yine muhteşem bir organizasyon, çok ihtiyacımız vardı. Yaz etkinliklerini hatırlıyoruz, Ramazan etkinliklerini hatırlıyoruz ama buna da çok ihtiyacımız vardı. Hep beraber okuyalım ve programımıza başlayalım. Ama orada satılıyor. Ama orada satılıyor. Git oradan al diyorsun değil mi? Çay yok. Var. Kahve yok. Kahve var. Tatlı var. Merhabalar, merhabalar, merhaba. Senin kulakların... Hoş geldiniz. Kulaklarımı? Çınlattık vallahi. İyi mi kötü mü? Kötü. Buraya gelirken çok merak ediyorlar işte, büyük mü, küçük mü, nasıl bir yer olmuş falan. Gelin bakalım. Şöyle kameraya doğru bir el sallayıp gidelim mi? Hadi bakalım. Her yerde sayın müdürümüz, her yerde Elazığ'ın kültüründe, sanatında, tarımında, hayvancılığında. Efendim. Burada da sizi görmek çok güzel. Aa, set almışsın sen. Tamam. Ne kadar sürede bitirirsin bu kitapları? Bakalım, bir bakalım beyefendiyi güldüren kitaplar. Başka bir şey mi gülüyorsunuz? Nasıl seri katil oldular? Evet, biz röportajı burada noktalıyoruz. Çok renkli bir arkadaşımız var burada. Merhaba, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Elazığ Belediyesi'nden yine muhteşem bir organizasyon, çok ihtiyacımız vardı. Yaz etkinliklerini hatırlıyoruz, Ramazan etkinliklerini hatırlıyoruz ama buna da çok ihtiyacımız vardı. Hep beraber okuyalım ve programımıza başlayalım. Harika programlar izleyeceksiniz. Kültürel programlar sizler için ekip arkadaşlarımla beraber hazırlayacağız. Bakınız efendim, Kitap Fuarı 8-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ve çok yoğun bir ilgi var, müthiş bir ilgi var. Rahmetle anıyoruz Ahmet Kabaklı anısına. Bu da çok iyi düşünülmüş, bu da harika düşünülmüş. Kitaba sımsıkı sarıl. Öncelikle Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz ve bu muhteşem fuarda günlerce, gecelerce neler yaşanıyor, neler yaşanacak, hep beraber izliyoruz. Yakışıklı, güzel çıktı mı? Gayet güzel. Hatıra fotoğrafı çekiyorsunuz. Evet. Elazığ Belediyesi muhteşem bir kültürel fuar, kültürel etkinlik düzenliyor. Çok yoğunla bir ilgi var. Siz de burada çocuğunuza hatıra fotoğrafı çekiyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Yani Elazığ Belediyesi olarak gayet iyi çalışmalar yapıyorlar. Etkinlikleri gayet güzel şu anda. Çocuğumuza gereken ilgiyi göstermemizi sağlıyorlar. Yani bunun dışındaki etkinlikler de, yaz etkinlikleri de gayet iyi şu anda. Getirdik, ilgisini çeken kitabı aldık. Okuması için, gelişmesi için gereken kendi isteğine göre hareket ettiriyoruz. İsmi ne? Beytullah. Beytullah, gelir misin? Gel babacığım. Gel bakalım Beytullah, gel bakalım. Hangi kitabı aldın bir görelim. Hangi kitap bu? Boyama. Boyama. Hayvanlar var burada değil mi? Fuar güzel mi? Gezdin mi? Evet. Gelecek misin yine? Evet. Tamam. Bir bakalım şöyle, Beytullah kardeşimiz hayvanlar boyama kitabı. Hemen ayaküstü bir test yapacağız. Bu hangi hayvan? Ördek. Ördek. Bu? Kelebek. Kelebek. Tamam. Bu da kelebek. Bu? Ayı. Ayı. Son bir tane daha soruyoruz Beytullah'a. Bu ne? Ay. Ay. Tamam. Kameraya el sallar mısın? El salla kameraya. Gel bakalım, gelin bakalım. Gelin, 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 gelin. Sen nereye kaçıyorsun? Yakalayacağım seni. Merhaba, adını öğrenebilir miyim? Elif. Elif. Kitap fuarını beğendin mi? Beğendim. Çok güzel şeyler var değil mi? Evet. Tamam, bir bakalım. Ne almış? Şurayı da çek. Bak, anne baba da bizi çekiyor gördüğünüz gibi. Çift kayıt yapıyoruz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. İki. Tamam. O zaman okuma yazma biliyorsun. Efendim, Deniz Cam. Doğru mu? Deniz Cam olarak. Ama Deniz Cam yazıyor burada. Deniz Kem olabilir mi? O yüzden Cam yazmışlar. Peki.
Okuyacaksın bunu. Kitap okumak güzel değil mi? Evet. Kardeşin neden kaçtı bizden? Utanıyor. Utan. Gel buraya. Gel bakalım. Benim olsun mu bu? Bana verir misin? Ama orada satılıyor. Ama orada satılıyor. Git oradan al diyorsun değil mi? Tamam. Efendim çocuklarınızı getirmişsiniz. Çok güzel bir iş yapmışsınız. Kitap fuarı. Muhteşem bir organizasyon. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çocuklar için de büyükler için de bence iyi bir şey. Kızım gelmeyi çok istedi. Biz de aldık getirdik çocuğu. İyi yapmışsınız. Evet. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Evet, fuar alanına girdik değerli izleyiciler. Bugün haftanın ilk iş günü olmasına rağmen, pazartesi olmasına rağmen inanılmaz bir yoğunluk var. Cumartesi, pazar da öyleydi. Hafta içi kameraman arkadaşım gösteriyor şu anda. Gördüğünüz gibi pazartesi haftanın ilk iş günü olmasına rağmen muhteşem bir manzara var şu anda değerli izleyiciler. Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kitap fuarına yoğun ilgi ve bizler de Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu tüm organizasyonlarda her şeyi sizlere aktardığımız gibi yine buradayız ve yine sizlere dop dolu programlar hazırlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir organizasyon. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Bence her yıl daha da geliştirilerek yapılmalı. Çocuklar da özellikle yani bu yaş grubu, büyük yaş grubu bizde her boy olduğu için hepsi de Allah gayet başlayalım. Güzel. Küçük boydan başlayalım. Adını söyler misin? Konuşamıyor şimdi. Hangi Fadi kitabı de aldı bir bakalım. Onun kitapları burada. Burada mı? Bakıyoruz efendim. Neydi ismi? Doğa Deniz. Doğa Deniz gördüğünüz gibi poşeti doldurmuş. Eğitimin yaşı yok. Her yaştan insanlara Doğa Deniz'den başlamak suretiyle hitap eden muhteşem bir kitap fuarında sizlerle beraber olacağız. İsmini öğrenebilir miyim? Cihan. Neler aldın? Daha doğrusu fuarı nasıl değerlendiriyorsun? Önce onu öğreneyim. Bence çok bilindik yayınlar vardı, güzel yayınlar vardı. Fiyatlar da uygun yani normal piyasaya baktığımızda, normal piyasa fiyatları. Ben beğendim açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere, iyi akşamlar, sağ olun. Çay yok. Var. Kahve yok. Kahve var. Tatlı var. Ben aram. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Senin kulakların. Hoş geldiniz. Kulaklarımı? Çınlattık vallahi. İyi mi kötü mü? Kötü. Ben kendi hatamı söyledim, gidemediğimi söyledim. Ama bu iyi. Bu sizinle ilgili kötü bir şey. Aa, senin kulakların her zaman izliyor. İyi bir dost olduğun için söyledim. Oturabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaşar Sabri Şanlı ben. Ressam, Yaşar Hocam. Sanatçı, şimdi emekli öğretim elemanı. Yaşar Hocam'la genelde dijital bağlantı kuruyoruz. Hep sosyal medya aslında üzerinden. Aslında mekanlarımız da yan yana. Benim atölye sizin ara sokakta. Birkaç kere söylemiştim. Ne ben gidiyorum ne hocam geliyor. Yani eski komşuluklarda kalmamış. Kalmamış. Tabii. Kalmamış. Tabii. Yani dediğin gibi Demin de sözünü etti amcaoğlu. Dedi biz Zülfübal'la yakınız ama bir türlü gidemedik daha bir türlü. Ben dedim çok iyi bir dostum olmasına rağmen mahcubum gidemedim daha doğrusu. Ondan dolayı böyle bir kulaklarını çınlattık dedim gideceğim ama ne zaman gideceğim? Şeref verirsiniz. Aynı durumda ben de hocam. Şimdi efendim şirketimizi tamam ben konuyu açmayacaktım ama şirketimizi kuralı Tek Medya Grup ve Manşet 23 yaklaşık 3-3,5 yıl oldu. Şu görmüş olduğunuz masada hiç kimse hayırlı olsuna gelmemiş. Bunu öğrenmiş. Güzel atmosferi bir hep beraber bir değerlendirelim mi? Valla Elazığ için çok önemli bu etkinlikler. Yani şu dediğin bu saatte bu kadar yoğunun olması da Elazığ'ın bu tür şeylere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Güzel bir şey. Yani insanların, çocukların sanaldan daha sanala gittiğimiz bir dönemde insanların gelip fiziki olarak kültür eserlerine dokunmaları çok 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 önemli. Yani müze gezmek kadar önemli bu tür işler. Genel bir değerlendirme yapacak olursak. Değerlendirme ben birkaç açıdan yapmak istiyorum. Birbirimizi yıllardır tanırız. Şimdi öncelikle biz çadırlardan çok güzel bir mekana sahip olduk. Bir fuar alanına sahip olduk. Bu bizim için buraya gelen tüm
kitap severleri için, tüm aileler için ve dışarıdan gelen arkadaşlarımız için çok güzel bir fotoğraf. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan ve bu konuda her zaman destek olan belediye ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Şimdi ikinci fotoğrafa baktığımız vakit, burada beni 3 gündür en fazla sevindiren olay gelen kişilerdeki yaş ortalaması. Eskiden şunu söylerdik, babalar okusun çocuklar arkasından gelir. Fakat 2 gündür karşılaştığım tablo ve şu anda da karşılaştığımız tabloya baktığınız vakit çocuklar aileleri getiriyor. Bu asıl olan sevindirici bu. Yani annenin babanın elinden tutup buraya getiren çocuklarımız, gençlerimiz. Dün itibariyle yaş ortalaması çok düşüktü ve ne hikmetse büyüklerden çok çocuklarımız kitap aldı. Kitap fuarını biraz değerlendirelim. Ben kitap fuarından önce fuar merkezinin kurulmasından bahsedeyim. Birkaç yıl öncesinden çadır kurularak şehrimizde fuar yapma için... Yazın çok sıcak olurdu, kışın yağmur yağardı, çamur olurdu değil mi? Bu yani muhteşem bir çadırda, hizmet. Çadırda fuar katılımları sağlardık biz. Yağmur yağsa tepemize yağardı. İşte evet. Sıcak olsaydı sıcaktan durulmaz hale gelirdi. Çok güzel bir şehrimize bir kazanım oldu. Öncelikle burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yakın bildiğim kadarıyla şehirde burada bir fuar başladı. Bundan sonraki fuarlara bakmak lazım. İnşaat fuarı, mobilya fuarı, tarım fuarı zamanla bunlar da olacağı kanaatinde. Çünkü şehrimiz gelişmekte olan bir şehir. Üreticilerin arttığı bir şehir. Üretim yapan firmaların kendi ürünlerini teşhir edebilmek için, pazarlayabilmesi için olması gereken bir fuar alanı. Bölgesel olarak bile çalışma yapılabilir. Sadece Elazığ'a has bir fuar alanı olmayacağı kanaatindeyiz. Değerli izleyiciler, programın başında ifade ettim. Hafta içi olmasına rağmen, pazartesi haftanın ilk iş günü olmasına rağmen inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir kalabalık. Kültür kokuyor, sanat kokuyor. Uğradığımız her yerde kitap konuşuluyor, kültür konuşuluyor, sohbetler hep bu çerçevede. Bu güzel ortamı sizlere aktarmaya Manşet 23 olarak devam ediyoruz. Efendim, Yüzler Gülüyor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özledik Elazığ olarak. Evet. İhtiyacımız vardı bizim bunlara. Doğru. Fuar merkezi muhteşem. Çadırlarda yapardık bu tür fuarları. Ahmet Kabaklı anısına olması, bunu düşünmek muhteşem. Çok Ahmet güzel. Tevfik Ozan, rahmetle anıyoruz. İsminin verilmesi ve bu kitap fuarı böyle genç kardeşlerimizin, anne babalarının elinden tutup bizleri buralara getirmesi çok güzel. Çocuklar küçüktü, getiriyorduk o çadırlardaki fuarlara. Özlemiştik gerçekten ama o çadırlarda bir kitap sevgisi kazandılar. Buraya gelirken çok merak ediyorlar işte, büyük mü küçük mü, nasıl bir yer olmuş falan. Beğendiniz mi? Beğendik, yok. Büyük olmuş, güzel olmuş, düzenli. Yani özlemiştik gerçekten de. Özlemiştik. Hanımefendi, isminizi alabilir miyim? Neva. Neva. Güzel değil mi burası? Evet. Kitap kokuyor. Kitap kokusu da güzel aslında. Aynen, ben kitap kokusuna bayılıyorum zaten. Alacak mısın kitap? Evet. Alacaksın. Hı. Bak, güzel. Efendim, iyi gezmeler, iyi alışverişler diliyoruz. Sağ olun. Kim yapıyor? Kim yapıyor? Bunu biz 5 kardeşiz. Erkek kardeşim bundan 5 yıl önce bir sıkıntı geçirmişti. O zaman başlamıştı. Fakat sonradan o işe girdi. Hepimiz çalışıyoruz. Bunlar tamamen bizim boş zamanlarımızda, hobi anlamında yaptığımız çalışmaların ürünü. Kıl testere çalışmasıdır. Osmanlı'nın çok meşhur bir çalışmasıdır. Ahşaba. Bu bazen resim oluyor, bazen böyle bu şekilde şekiller, yazılar oluyor. Bunları kesiyoruz, zımparalıyoruz, boyuyoruz. Çok emekli bir çalışma ama inanılmaz zevk bizim için. O zevkimizin şu anda ne diyelim, görsele dökülmüş hali bunlar. Böyle bir durum yani. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok da aslında herkesin yaptığı, yapabildiği, yapmak istediği sanat çalışmaları değil. Bunların da, bu tür çalışmaların da ölmemesi gerekiyor, yaşaması gerekiyor. Her yerde sayın müdürümüz, her yerde Elazığ'ın kültüründe, sanatında, tarımında, hayvancılığında. Efendim, burada da sizi görmek çok güzel. İhtiyacımız vardı. Buradan başlayalım. Böyle öncelikle tabii muhteşem bir fuar merkezi. Kesinlikle. Çadırlarda
yapmaya çalışırdık veya yapardık. Ve hafta başı olmasına rağmen, haftanın ilk iş günü olmasına rağmen muhteşem bir kalabalık. Kitap kokusu, kültür sohbetleri, kültür alışverişleri. Sayın Müdürüm ne söyleyeceksiniz? Şunu ifade edeyim. Hakikaten böyle bir fuarın ilimizde düzenlenmiş olmasından aşırı derecede mutluluk duyuyorum. Tabii kamu çalışanı olarak ancak mesai saati çıkışında böyle buraya uğrayıp hatta araçla değil yürüyerek gitmeyi bile tercih ettim ve burada gezmek kadar güzel bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Şimdi ülkenin hemen hemen her tarafından buraya gelen yazarlarımızın buram buram kokan satırlarını okumak ayrı bir güzellik. Ve ilimizin yetiştirilmiş olduğu yazarları burada görmek ayrı bir güzellik. Ben de işin açıkçası bu fuarı bir an böyle kendimi Hanover'deki o büyük kocaman fuar alanında gibi hissettim. En azından o ruhu yakalamış olmak bile insan için çok mutluluk verici. Bunu ifade edeyim. En küçük yaştan en büyük yaşa kadar aradaki bütün insanların duygularına hitap eden, hayatlarına hitap eden kitapları burada bulmak mümkün. İnanır mısınız? Bir bakıyorsunuz ki çocuklar anne babaların elini çekiştiriyorlar, bir yandan boyama kitaplarını almaya çalışıyorlar, bir yandan bir romanı veya bir tarih kitabını veya bir sosyal olayı daha derinlemesine net bir şekilde anlayabilmek adına yazarların olayların perde arkasındaki yaşanmış olan olayları anlatan kalemleri, kitaplarını okumaktan insanlar zevk alıyorlar. Ben de bunu ilimize kazandıran başta Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz olmak üzere bütün kıymetli büyüklerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Değerli müdürüm, merhabalar. Merhabalar. Öncelikle gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Konuşulacak çok şey var ama biz evet. Bir hafta boyunca burada programlar çekip insanların o mutlu, o güzel cümlelerini, ifadelerini, mimiklerini insanlara, evet, izleyicilerimize yansıtıyoruz. Tebrik ediyorum ve duygu düşüncelerinizi almak istiyorum. Öncelikle Manşet 23'e teşekkür ederim. Ben de sizi takip ediyorum. Elazığ'ın sesini kitlelere yaydığınız için sadece Elazığlılar sesimizi duymuyor. Bilakis Elazığ'ın dışındaki Elazığ hasreti çekenler de sizi sosyal medyada da takip ediyorlar. Bu konuda da size teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu kitap fuarından önce ben fuar ve kongre merkezimiz için belediye başkanımız Şahin Şerif olana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü fuar ve kongre merkezi Elazığ'ın merkezinde, Elazığ'ın hareketli bir noktasında ve insanların rahat ulaşabileceği bir noktada yapıldı. Daha önce 3 tane kitap fuarı da yapıldı. 3. kitap fuarını ben Kültür Müdürlüğü olduğum dönemde yaptık. Valiliğin önünde yaptık, çadırda yaptık. İşte yayın evleri geldi, yazarlar geldi ama buradaki ambiyansı yakalayamadık. Çünkü burada gerçekten bir TÜYAP kitap fuarı bu işin merkezinde. Onun havasını görüyorum. Bir de çok rahat bir şekilde aileler, işte görüyorsunuz, çocuklarını alıp gelebiliyor. Bir de yaş olarak da bakmışsın, hani genel bir ifade var ya, 7'den 70'e herkes, onları herkes burada görüyorum. Ama Elazığ'da da böyle kitaba ilginin yüksek olmasını da beni çok sevindiriyor. Bu konuda önce fuar merkezini buraya kazandıranlara teşekkür ediyorum. Ve yayın evlerimize, yazarlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü Elazığ kültüre susamış kültür şehri diyoruz. Elazığ Harput kültür ve medeniyet şehri. Ama bugüne kadar bir kitap fuarı yapılacak alanımız yoktu. Artık yavaş yavaş bunu rahat böyle geçmişimizden aldığı o nasıl söyleyeyim, o durumdan hareket ederek çok rahat bunu söyleyebiliriz. Yani fuar merkezinin yapılması, yani bu ne kadar teşekkür etsek az, çünkü yüzyıllar boyu ayakta kalacak, evet, yüzyıllar boyu, evet, burada etkinlikler olacak, fuarlar olacak. Ramazan ayında biz ne güzel, evet, unutulmaz, evet, o eski Ramazanları yaşadık biz burada. Kesinlikle, yani o Ramazan ayı 30 gün dolu dolu yaşadık. Yani öyle keyifle de yaşadık ki iftardan sonra, teravihden sonra hepimiz bir an önce buraya gelmek istiyorduk ki o ara havalar da soğuktu. İnsanlar akın akın geliyordu. Yani ben baktım ki her günü de gerçekten de dolu dolu geçiyordu. Bu kitap fuarı da onu iyi gösteriyor. Yani Ramazan'da biz bunun şeyini çok iyi verdik. Ben şuna da inanıyorum. Hani bazı eksiklerimizi söylüyorlar, haklılar. Yani bina yeni. Biz de böyle güzel, lüks, güzel bir binayla yeni karşılaştık. Alışmıştık çadırlarda kitap fuarları yapmaya. Eksiklerimizi biz de not ediyoruz. İnan ki önümüzdeki yıllar daha güzel olacağına inanıyorum.
kitap fuarını beğendiniz mi? Beğendim. Kitap aldın. Kaç tane aldın? 2 tane. Neyi bu? Minik balık. Bu ne? Su Mutlu aygırı. Su aygırı. Hayvanları seviyoruz. Sen neler aldın bakalım? Ben de bunları aldım. Kitapların ismini söyle. Okuyayım. Tırtık Tekir. Hı? Çok güzel. Şöyle yanıma bir daha gelin bakalım. Şöyle kameraya doğru bir el sallayıp gidelim mi? Hadi bakalım. Şimdi hangi kitapları aldın bir bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bana yardımcı olur musun? Efendim önce ismini öğrenelim. Nur Dide. Nur? Dide. Nur Dide hanımefendinin almış olduğu bu güzel kitaplara bir bakalım. Furkan Bey onları bırak bize bir yardımcı ol. Tut bakalım. Evet şuradan başlayalım. Mühürlü Kuyu. Çok güzel bir kitap. Ne kadar sürede okursun bunların hepsini? Bilmiyorum. Mühürlü Kuyu. Aa, set almışsın sen. Tamam. Ne kadar sürede bitirirsin bu kitapları? Bir ay falan. Çok güzel. Okumak çok güzel değil mi? Evet. Beğendin mi kitap fuarını? Evet. Yarın gelecek misin yoksa bugün yeterli mi? Yine gelir misin? Bir hafta 10 gün açık burası. Belki bir kere daha gelebilirim. Bu kitapları okuduğun için öncelikle biz teşekkür ediyoruz. Okumanın ne kadar güzel, ne kadar faydalı olduğunu bildiğiniz için tabii size bunu aşılayan anne babanıza da çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir bakalım beyefendiyi güldüren kitaplar. Başka bir şey mi gülüyorsunuz? Merhaba. Abim kitap almış da aldı yine herhalde. Yücel Çakmak abimizi buradan... Buradan Yücel abimize sevgi selamlar. Elaziz'in azizleri. Siz mi aldınız bunu? Tamam, çok güzel. Nasıl seri katil oldular? Evet, biz röportajı burada noktalıyoruz. Abi nasıl seri katil oldular? Niye böyle bir kitap okuma gereği hissettin? Şimdi insanların nasıl katil olduğunu, nasıl bir cana kıydıklarını anlayabilmek hep, için. Hep merak etmişimdir. Yani Allah'ın yarattığı bir canı nasıl alıyor? Hem de bir tane değil. Birkaç tane insan öldürerek. Tabii ki cihat için adam öldürülmüştür. Vatan için adam öldürülmüştür. Ayrı bir şey. Ama seri katil olmak, bunun altyapısını öğrenmek istedim. Bunu merak ettim. Bunu merak ettim. Çocukluğundan başlıyor. Anladım. Neler çekip neden o katil olduklarını onu merak ettiğim için öyle bir kitap aldım yani. Ya şimdi onu merak edip aldıysan evet. Sorun yok. Yok. Ama niyet ettin. Yok, niyet etmedim. Niyet ettin seni katil olmaya. Bu işin yolu nedir? Yok. Sıkıntı yok. Yok abi. İyi kezmeler. Sağ olun. Ne aldın bakabilir miyim? Ne var bunun içinde? 30 tane kitap. 30 tane kitap. Çok güzel. Hanımefendi çocuklarınızı getirmişsiniz. Çok güzel bir şey. Böyle muhteşem bir fuar, kitap fuarında bu gencecik çocuklarımızı getirdik. Evet. Mutlu olsunlar. Kitap okumayı heveslensinler, istesinler istiyoruz. Şimdiki nesil fazla kitaba yönelmiyor maalesef. Ve çocuklarımız en azından yönelsin istedik. O yüzden getirdik. İstediği bir şeylere bakmaya çalışıyoruz. Beğendiniz mi kitap fuarı? Çok güzel bence. Çok güzel, çok güzel. Kitap kokusu zaten ayrı bir güzel. Kokladığın zaman eskiye gidiyorsun. Sen kendi okul zamanıma dönüyorum. Çok güzel bir duygu. Ben. Müşterilerden, daha doğrusu müşteri demeyelim, bu kitap severlerden güzel cümleler duymak ne hissettiriyor size? Çok güzel bir şey. Hani biz de hem uyguna satıyoruz zaten. Hani dışarıya göre gayet iyi. Hani çocukların sevinmesi bizi mutlu ediyor. Bu şekilde. Şu an bulunduğumuz bu güzel ortamı, bu kitap kokusunu, bu kitap sever insanları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben şöyle bir şey arz edeyim. İlk önce Elazığ'da böyle bir şeye çok ihtiyaç vardı. Daha önceki fuarları yok sayıyorum. Çünkü ilk defa doğru dürüst bir fuar gördüğümü düşünüyorum. Geç kalındı bence. Çünkü her millet yeni kuşaklarla bir daha doğar ve doğuyor. Ben yani 10 yıl önce benim bu Adam Olmuş Çocuk kitapları ya da Çanakkale Kahramanları'yla okuyup büyüyen çocukları burada gördüğümde inanın gözlerim doluyor. Neden?
Çünkü anne baba diyor ki sizin kitaplarla büyüdü ama benim kitaplarla büyümeleri önemli değil. Neyi öğrendiler? Bu kadar büyük bir taarruz var. Yani zihin işgaliyle ilgili. İşte sanal sahte kahramanlar, Barbie bebekler, efendim örümcek adamlar, daha neler neler. Bugünlerde başka şeyler çıkmış, manga. Yani inanılmaz böyle ahlak tahribatı yapan. Şimdi bunlara karşı bu çocuklar nasıl direnecek? Bir neden oluşturmak lazım. Bir sebebi olması lazım. Ya bir ağaç kökünden beslenmiyorsa dalı da olmayacak. İşte bunları okuyan çocuklar milli değerlerini biliyor. Biraz önce gördüğünüz gibi, yani bugünümüzü borçlu olduğumuz kahramanını tanıyan bir çocuk sahte dünyaya en azından meyil etmez. Anlatabiliyor muyum? Bu yaşlardaki bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği olan bu yaşlardaki evlatlarımızın, çocuklarımızın burada ağırlıkla bulunması çok çok önemli bizim için ve umut verici aslında. Şimdi biz güzel hanımefendinin ismini soracağız. Fatma Tüzehra. Fatma Hanım, bize biraz bu kitabı, bu kitapları, diğer kitapları buradaki standa anlatır mısın? Şu kadarcık, biraz. Hemen, hemen destek alıyoruz. Tanıyalım sizi önce. Mahmut Bakır, Sivrice'de okul müdürüyüm. Kızım aynı zamanda. Evet. Şöyle biz de kendimiz Harputumuzda yaşayan büyüklerimizden 7 tane masal derledik. Bu masalları kitaphaneye getirdik. Çocuklarımızın hizmetine sunduk. Şunu istedik, çocuklarımız masalla büyüsünler. Masallar hayaller demek. Hayallerimiz yok olmasın. Efendim çok değerli bir hocamızın, bir yazarımızın yanındayız şu anda. Kitabımızla beraber tabii ki Sayın Aysel Sarı, Sağlığın ve Mutluluğun Formülleri. Evet. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Ediyorum. Kitap bende kalsın, şöyle neler söylemek istersiniz? Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Fakat özellikle de bu fuarla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Çok güzel bir fuar. Gelenler, gidenler çok heyecanlı. O kadar güzel ki herkese teşekkür ediyorum ve size de. Geldim. Şimdi önce Muhammed'le konuşalım. Çok, çünkü Muhammed çok güzel. Çok güzel bir kitap fuarındayız. Muhammed, ne söylemek istersin? Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Kitabınızda gösterin, hangi kitap aldığınızda? Aslan Parçası. Evet. Kaç günde okursun bunu? Bir günde. Evet. Aferin sana. Kesinlikle. O zaman bitiriyorsun, tekrar geliyorsun. Gel. Özlemiştik biz. Evet. Böyle güzel kitap fuarlarını, aynen, kültür sanat sohbetlerini, evet, kitap sever insanların yüzlercesinin, binlercesinin bir alanda olmasını gerçekten, evet, özlemiştik. Elazığ Belediyesi bu noktada yine, hı, çok güzel işler yaptı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi hoppa. Neler söyleyelim? Şimdi öncelikli olarak böyle bir hizmeti yaptıkları için çok memnunuz. Anadolu'nun kitapla buluşması, tanışması böyle organizasyonlarla oluyor maalesef. Çünkü kitapçılarda İnsanlar ayaklarıyla gitmiyor. Şenlik havasında çocuklara görsel olarak, dokunsal olarak kitabı sevdirmek ve göstermek adına. Ama şöyle bir şey var. Maalesef bu okuma alışkanlığını kazandırmak için gerek anne baba, gerekse eğitimciler dahil olmak üzere bilinçlendirme seminerleri verilmesi lazım. Okulları ziyaret edilmesi lazım. Gelecekte ne olması gerektiğiyle alakalı çocuklarımıza yol haritaları çizilmesi lazım. Değerli izleyiciler, muhteşem bir günün muhteşem programını sonlandırmak üzereyken çok güzel insanlarla karşılaştık. Değerli hocam, öncelikle izleyicilerimize tanıtalım sizi. Öncelikle kendimi takdim etmek istiyorum. Ben doçent doktor Veysel Şahin, Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü'nde görev yapmaktayım. Bugün buraya biz edebiyat bölümü olarak geldik. Kitap fuarının, kitabın, şiirin bir kültür merkezi olan Elazığ'ımıza neler kattığını, neler katacağını gözlemlemek için geldik. Gerçekten öğrencilerimiz büyük heyecan duydular. Bu heyecan içerisinde yazmak, şiire dair bir şeyler söylemek, bunları metinleştirmek, öğrencilerimize, edebiyatçılara uzak olmadığını göstermek açısından çok değerli bir hizmet. Bu hususta bu fuarın burada açılmasına emek veren, katkıda bulunan, ilimizin önde gelen idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aynı zamanda basın kurumumuza, size Zülfü Bey, teşekkür ediyorum. Bu tip etkinliklerin sizin tarafınızdan duyurulması, buraya gelen giden
okumaya dair sözü olan ya da okumanın ne olduğunu, okumanın sadece okumak değil de yaratıcı bir okuma süreci olduğunu kanıksadığı bir yere dönüştürdünüz. Bundan dolayı öğrencilerim adına, kurumum adına teşekkür ediyorum. Buradaki yayın evlerine, başta Telmih Yayın Evi ve dergisi olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfımıza, aynı zamanda ülkemizin birçok yerinden bu fuara gelerek zenginlik katan bütün yayın evlerine ve kitap aşığı olan şair ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsi hoş gelmişler efendim. Veysel Hocam, bu güzel konuşma için gerek kitap fuarıyla gerekse manşetilmişle ilgili kurmuş olduğunuz anlamlı cümleler için ben de size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızdan kitap fuarıyla ilgili birkaç cümle kurmak isteyen çok renkli bir arkadaşımız var burada. Merhaba, teşekkür ederim. Size. Evet, Gizem ben. Gizem Arslan, evet. Edebiyat 4. sınıf öğrencisiyim. Kitap fuarı şehrimiz için çok güzel bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü Elazığ böyle etkinlikler uzun zamandır olmuyordu. En son 2-3 yıl önce oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu etkinliğin şehrimize olan katkısının, şehrimize gelen yazarlarımızın bizim için de ekstradan çok güzel katkıları olduğunu düşünmekteyim.